Şimdi Fransa'nın başkenti Paris'e gidiyor ve sözü Fransa temsilcimiz Sevcan Cemtosun'a bırakıyoruz. Sevcan Cemtosun bu hafta Paris'in en ünlü organizatörlerinden birisi olan Ekrem Albayrak'ın düzenlediği muhteşem bir geceye konuk oldu. Gecenin ünlü konuğu Ozan Doğulu'ydu. Birlikte izliyoruz. Paris'te düzenlenen konserler son hızıyla devam ediyor. Eğlence sektörünün başarılı ismi Ekrem Albayrak, geçtiğimiz hafta yine Paris'te oldukça başarılı bir konsere imza attı. Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bugün Kulüp Backup'tayız. Yenilik denince, farklı konsept denince kim geliyor akla? Tabii ki Ekrem Albayrak. Bugün de Ekrem Albayrak imzalı muhteşem Ozan Doğulu konseriyle baş başa bırakıyoruz sizleri sevgili izleyiciler. Sansasyon Kulüp Paris organizatörü Ekrem Albayrak, Paris'te sık sık farklı konseptlerde düzenlediği eğlencelerde bu kez de ünlü sanatçı Ozan Doğulu'yu konuk etti. Oldukça kalabalık geçen konserde doyasıya eğlenen Parisli gurbetçilerimiz, sabahın ilk ışıklarına kadar gecenin tadını çıkardı. Ekrem Albayrak, Paris'te yaşayıp sosyal medyayı kullananların yakından takip ettiği bir isim. Bu nedenle onun düzenlediği konserlerin afişleri de konser öncesinde sosyal medyada Ekrem Bey'in sevenleri tarafından paylaşım rekoru kırıyor. Ozan Doğulu konseri Paris'in ünlü Kulüp Backup'ında gerçekleşti. Sabaha kadar devam eden eğlencede salon hınca hınç doluydu. Gece başlarken biz de mikrofonlarımızı önce gecenin düzenlenmesinde katkısı olan sponsorlara uzattık. Evet sevgili izleyiciler, şimdi mikrofonu bu gecenin düzenlenmesinde katkı sağlayan sponsorlara uzatıyoruz. Just Wedding olarak sen de Ozan Doğulu konserine sponsor oldun. Neler söyleyeceksin? Gecemiz süper. Ekrem Albayrak'a teşekkür ederiz. Gece yeni başladı. Bayağı millet var. İyi eğleneceğiz. Bizler Mod İstanbul ekibi olarak bütün elemanlarımızla beraber buradayız. Gece çok güzel geçiyor. Ekrem Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Ekrem sayesinde Türk gecelerine çıkmaya başladık. Herkes çok eğleniyor. Gecede ana sponsor Mod İstanbul tarafından birçok hediye dağıtıldı. Paris'teki Ozan Doğulu gecesi DJ Yasin Beyaz'la başladı. Sonra Ozan Doğulu çıktı sahneye. Salonu dolduranlar Ozan Doğulu'nun çaldığı şarkılar eşliğinde adeta kendinden geçti. Gecede en son sahneyi DJ Burak Aydost aldı. Yine süper bir kalabalık var. Neler söyleyeceksin? Gerçekten çok hoş, kaliteli bir ortam. Kendiniz de gördünüz. Paris'in merkezinde çok nezih, kaliteli, muhteşem bir ortam. Bugün burada olmak gerçekten gurur verici bir şey. Paris'te artık hedefimizi incelttik, kılıcımızı biledik ve artık en güzel kulüplerde, en güzel ortamlarda, en iyi hani eğlencenin her faktörünü bir araya getirdik. Arkadaşımız Sevcan Cemtosun, bir ara geceye gelen konuklara mikrofon uzatıp, gecenin organizasyonunu yapan Ekrem Albayrak'la ilgili düşüncelerini alıyor. Acaba konsere gelenler Ekrem Bey'in Paris'te yaptığı çalışmalar hakkında ne düşünüyor dersiniz? Nasıl geçiyor eğlence? Süper geçiyor. Ekrem Albayrak denilince aklına ilk gelen şey. Süper geceler, eğlenceli geceler. Sen geldin sen de buraya. Peki geldiğine değdi mi? Beğendin mi eğlenceyi? Süper. Hep geliyorum. Bu dördüncü defa hep gelirim zaten. Böyle kaliteli geceler, nezih ortamda, 7'den 70'e her kitleye uygun,
geçiyor. Eğlenceli, müzikli. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sen de bugün burada doğum günü kutlamak için geldin. Aynı zamanda eğlendin. Nasıl geçti? Süper geçti. Çok memnun oldum. Peki Ekrem Albayrak denilince aklına ne geliyor? Fransa'da Türkleri temsil eden en iyi organizatör. Ayrıca rahat edebileceğimiz bir gece olarak geçiyor. Güven, kalite, her şey burada yani. Konser nasıl geçiyor? Çok güzel. Peki Ekrem Albayrak denilince aklına ilk gelen şey ne? Bir amana. Ekrem Albayrak denilince aklınıza ilk geliyor. Orijinallik geliyor, değişiklik geliyor. Ve memnunuz, çok iyi eğleniyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ekrem Albayrak denildiği zaman her zaman eğlence demektir. Kesinlikle her şekilde gelin. Eğlence nasıl? Duymadığıyla devam. Mükemmel. Peki Ekrem Albayrak denilince aklınıza gelen ilk şey nedir? Eğlencenin en üst seviyesi, en doğru. Paris gecelerinin duayeni gerçekten bu toplumda yapılabilen en güzel geceleri yapabilen bir insan. Ekrem Albayrak hakkındaki düşüncelerini almak istiyorum. Ekrem Albayrak artı ben. Bensiz Ekrem Albayrak, Ekrem Albayraksız bensiz olmuyor. Gecenin sonunda yine oldukça başarılı geçen organizasyon hakkında düşüncelerini almak üzere geceyi düzenleyen organizatör Ekrem Albayrak'a uzatıyoruz mikrofonu. Ekrem Bey tebrik ederim. Gerçekten muhteşem bir kalabalık vardı ve sabahın ilerleyen saatleri hala eğleniyorlar. Bizde böyle ses gitti. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Çok ama çok mutluyum. Gerçekten muhteşem bir kalabalık var içeride. Çok güzel. Özel bir gece oldu bu akşam. Ozan Doğulu muhteşem bir performans sergiledi. Çok güzel partilere, gecelere imza atıyoruz. Gelenlere, gelmeyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben size de ayrıca teşekkür ediyorum. Artık bu işbirliği, artık bilmiyorum kaç çekim oldu, 3 mü, 4 mü, 5 mi hatırlamıyorum. Gerçekten Sansasyon, ATV Vizyon, Sevcan Cem Tosun. Çok güzel bir işbirliği var. Çok güzel çekimler yapıyorsunuz. Gerçekten her seferinde çok ama çok memnunum. Sansasyon Kulüp Paris organizatörü Ekrem Albayrak yine her zamanki gibi sürpriz yapmadan bitirmedi röportajımızı. 28 Mayıs'ta yine farklı bir konseptle sezon finali yapacak olan Ekrem Bey, vizyon kameralarına daha şimdiden yeni sezon için iki büyük sanatçı konserinin hazır olduğunu söyledi. Bir sansasyon rüzgarı esiyor bu aralar. İnsanların talepleri var. Bir sonraki eventimiz 28 Mayıs'ta sürpriz bir yerde tekrar sürpriz bir eğlence olacak. Sezon finali yapacağız ve bir müjde verebilirim artık bugün. Yeni sezonda bomba iki konserle sezona merhaba diyeceğiz. Sürprizleri yazdan öncesi açıklayacağım. Çok büyük sanatçılar gelecek ve artık Fransa'da düğün salonunda konser yapmayı rafa kaldıracağız sansasyon ekibi olarak. Artık kulüplerde, konser salonlarında muhteşem konserler olacak. Biz de 28 Mayıs'ta sezon finali olacak olan gecede buluşmak için ayrılıyoruz Ekrem Albayrak'ın yanından. Son olarak geceye katılanlar kadar bizim de çok eğlendiğimizi hatırlatıyor ve doyasıya eğlenmek istiyorsanız sizin de 28 Mayıs'ta düzenlenecek olan konsere gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bizden söylemesi.